23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 23 Nisan tarihli Lider Gazetesi'nin manşetini Antalya'daki çocuklar tespit etti sevgili izleyiciler. Haber merkezinde toplantı masasına oturan çocuklar yaşadıklarını Lider TV'ye anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Lider Gazetesi'nin manşetini belirleyecek çocukları Lider Medya'da ağırladık. Antalya'da yaşayan çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Lider Gazete'de bir araya geldi. Yani öyle çocuk filmi izlemiyorum. Lider'in toplantı masasına oturan çocuklar birbiriyle tanıştıktan sonra genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Emine Miray Çağlar'la birlikte 23 Nisan'da kendileri tarafından oluşturulacak gazete manşeti için fikir alışverişinde bulundu. Toplantının ana konuları arasında eğitim, teknoloji ve film sektörü yer aldı. Film sektöründe görüş bildiren çocuklardan Nevra Dört Kardeş, Yedinci Koğuştaki Mucize, İkra Çalışkan, Kağıttan Hayatlar, Atatürker Oktay, Naim Süleymanoğlu ve Ela Gümüş Oktay da her tür filmi izlediğini belirtti. Her alanda, özellikle bu zamanlarda toplantının ardından genel yayın yönetmeni koltuğuna oturan Emine Miray Çağlar, "Arkadaşlar, güzel haberler yapalım, insanlar bizden haber bekliyor, herkese kolay gelsin" diyerek toplantıyı bitirdi. 23 Nisan'dan dolayı sizleri Lider Medya'da ağırladık. Patron koltuğuna sen oturdun. Bununla ilgili bize neler söyleyeceksin? Yani çok heyecanlıydı. Hatta ilk başta çıkamamıştım, bayağı bir heyecanlıydım ama arkadaşlarımı izleyerek ben de yani çıktım. Yaptığım kadarıyla yapmaya çalıştım. Yani lider koltuğuna oturmak güzeldi aslında. Oyunu biz yaptık en çok çünkü çocukların en çok oynadığı şey oyun. Hatta bu evde kalmadı. Ödevlerden sonra, can dersten sonra hepimiz oyuna kapanıyoruz. YouTube'da çok fazla oluyor zaten. YouTube'da çok fazla izliyoruz yani. Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayram coşkuyla yeni kutluyoruz ve nasıl eski zamanlarda yani koronavirüsten önce okulda arkadaşlarımızla şiirler okuyarak coşkuyla kutlayamazsak da evde bunun yerine İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlamaya çalışacağım. Bence bu gayet güzel oldu. Çünkü sonuçta bu Atatürk'ün bize armağan ettiği bir bayram. Ve bu bayramda büyüklerin yerine en azından bir 5-10 dakika bile olsa bizim geçmemiz beni çok mutlu etti. Ve yani bunu gerçekten güzel buldum. Yeni arkadaşlarımızla tanıştım. Onların arasında tek erkek bendim ve en küçük de bendim. Çok heyecanlı bir durum. Yani heyecandan hiçbir şey diyemiyorum. Bu işin içindeyim.